Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir röportajla karşınızdayım. Ford Otosan'dan, Ford'un Türkiye'deki önemli yetkili isimlerinden bir tanesi olan Özgür Yücetürk'le bir röportaj yapacağız. Birazdan başlayacak bu röportaj. Kendisi genel müdür yardımcısı, pazarlama, satış ve satış sonrasından sorumlu olarak Ford Otosan'da çalışıyor arkadaşlar. Ve kendisine Ford ile ilgili, işte çip krizi ile ilgili, otomobil dünyasında, otomotiv dünyasında yaşananlarla ilgili olarak hazırladığımız bazı sorular var. Şimdi onları soracağız. Gelin bu videoyu hep beraber izleyelim. İlk soruyla başlayalım. Tamam. Şimdi Ford'un Türkiye'deki üretim planları içerisinde elektrikli otomobiller nerede yer alıyor? Öncelik hibrit otomobillerde mi olacak? Teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Bizim Ford Otosan olarak Türkiye'de biliyorsunuz iki operasyonumuz var. Biri imalat, bir diğeri de ithalat. Dolayısıyla bazı ürünlerimizi burada yerli olarak imal ediyoruz. Bazı ürünlerimizi de ithal olarak yurt dışındaki fabrikalarımızda ürettirip getiriyoruz. Türkiye'de bildiğiniz gibi ticari araçların üretimini yapan bir konumdayız ve ürettiğimiz araçlar Türkiye piyasasında uzun yıllardır liderliklerini devam ettiriyorlar. Sadece Türkiye'de değil aynı şekilde Avrupa'da. Bununla birlikte de ithal otomobilleri Türkiye'de pazarlamaya devam ediyoruz. Elektrifikasyondan, dönüşümünden doğal olarak hem ticari araçlar hem de binek araçlar etkileniyor, etkilenmeye de devam edecek. Bugün itibariyle baktığımızda yelpazemizde elektrifikasyon anlamında hibrit araçların olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan en önemlisi custom hibrit. Bu aracımızı yerli olarak Kocaeli fabrikamızda üretiyoruz ve yurt dışına da ihraç ediyoruz. Yurt dışı pazarlarda yoğun talep gören ve bu anlamda da son derece esasında ilgi üreten bir ürünümüz. Türkiye pazarında da umarım ulaşılabilir bir fiyat seviyesine eriştiğinde benzer bir ilgi ve talebi görecek diye ümit ediyoruz. Esasında Türkiye pazarında da elektrifikasyona karşı ciddi bir merak var, beklenti var. Gerek bireysel tüketicide olsun, gerekse kurumsal müşterilerde olsun. Bu merak giderek de artıyor farkındalıkla birlikte. Tabii Türkiye'deki en büyük handikap araçların henüz maliyetleri sebebiyle ulaşılır fiyat seviyesinde olmaması. Elektrikli araç olsun, hibrit araç olsun maliyetleri şu anda içten yanmalı motorlara göre daha yüksek olması sebebiyle ulaşılabilirlik konusunda hayli fark oluşturuyor muadil içten yanmalı modellere göre. Şimdi böyle bir noktada tabii tüketicinin daha pahalı bir ürünü tercih etmesi için önünde başka avantajlar ya da dezavantajlar olması lazım. Özellikle ticari araç müşterisi olarak bakarsanız ya teşvik olacak. Dolayısıyla bu aracı kullandığınız için size maddi anlamda başka bir taraftan bir fayda sağlanmış olacak. Bu vergi teşviği olabilir ya da başka türlü teşvikler olabilir. Ya da işinizi yapmaya devam etmek için elektrikli araç kullanmak durumunda kalacaksınız. Kullanmadığınız takdirde de bunun karşılığında belli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaksınız. Örnek vermek gerekirse işte yurt dışında bir takım ülkelerde uygulanan şehir merkezindeki belli alanlara belli saatlerde girişin yasaklanması içten yanmalı motorlarla ya da böyle bir alana içten yanmalı motorla girecekseniz bunun için ilave bir ücret ödenmesi gibi. Şimdi böyle bir takım teşvik ya da kısıtlama gibi modeller olmadığı müddetçe fiyatlara da göreceli olarak ulaşılabilir noktaya gelmediği müddetçe elektrikli aracın Türkiye'de özellikle ticari araçlar anlamında penetrasyonunun oluşması çok da kolay olmayacak gibi gözüküyor ama genel manada portföye baktığımız zaman bu değişim kaçınılmaz. Önümüzdeki süreçte elektrikli araçların modellerin çeşitlerinin artmasıyla teknolojiyle birlikte batarya imalatının maliyetinin düşmesiyle birlikte fiyatların da ya da ücretlerin de bu anlamda araç fiyatlarının da bahsetmiş olduğumuz içten yanmalı motorlara yaklaşmasıyla birlikte bu manada penetrasyon eğrisi de hızla değişmeye başlayacaktır. Ford Otosan olarak dediğim gibi biz şu anda custom hibriti üretiyoruz. Bununla birlikte yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın himayesinde geleceğimizle alakalı önemli bir yatırım haberini paylaştığımız bir toplantı düzenledik. Buradan hareketle önümüzdeki 10 yıllık dönemde
kabaca 2 milyar euroluk bir yatırım yapacağız. Bu yatırımın arkasındaki ana itici güç de esasında ticari araçlardaki bu elektrifikasyon dönüşümü. Bu noktada Türkiye'deki imalat kapasitemizi yaklaşık 440 binler seviyesinden 650 binler seviyesine taşıyacağız ve dolayısıyla Ford'un Avrupa'daki ticari araç üretim üssü olma unvanımızı devam ettireceğiz. Bununla birlikte de bir batarya montaj fabrikası kuruyoruz ki böylece amacımız esasında Türkiye'de entegre bir elektrikli araç imalat tesisi oluşturabilmek. Bununla birlikte 2022 yılından itibaren de transitimizin elektrikli modelini üretmeye başlayacağız. %100 elektrikli değil mi bu arada? Efendim? %100 elektrikli model yani. %100 elektrikli modeli, evet. %100 elektrikli modelini üretmeye başlayacağız. Umarım dediğim gibi Türkiye'deki şartlar, imkanlar da bu aracın yollarda daha hızlı bir şekilde ve daha çok adette görülmesine imkan sağlar. Zira dediğim gibi geleceği bu anlamda elektrikli olarak değerlendiriyoruz, görüyoruz. 2023 yarısının ilk yarısı itibariyle de yeni nesil Transit Custom'ın dizel, şarj edilebilir ve hibrit elektrikli versiyonlarıyla tam elektrikli versiyonlarını üretmeye başlayacağız. Tabii burada Volkswagen'la gelen stratejik ortaklıkla birlikte de Volkswagen içinde üretim yapılma konusu bu açıklanan yatırım planının dahilinde olacak. Dolayısıyla ticari araçlarda yerli imalatçı olmamız sebebiyle önümüzde bizi böylesine heyecanlı bir gelecek bekliyor. Bu açıdan her birimiz son derece büyük heyecan duyuyoruz ve bu bizim motivasyonumuzu işimizi daha iyi, daha ileriye taşımak adına da bizlere ciddi bir motivasyon sağlıyor. Ford Otosan Türkiye'de ilklerin şirketi olmuştur. Bu manada da bir dönüşüme ilk olarak liderlik etmek bizim için de anlamlı başka bir unvan olacak diye düşünüyorum. İşin binek tarafına geldiğimiz zaman binek tarafında da tabii heyecanlı bir ürün yelpazesi bizi bekliyor. Bugün itibariyle baktığımızda esasında Avrupa'da bir elektrikli araç portföyü oluşmaya başlamış vaziyette Ford'la alakalı. Biz dediğim gibi binek araçları ithal eder konumdayız Türkiye'ye. Bugün bu araçların içerisinde en önemlisi Mustang Mach-E. Mustang Mach-E Ford Avrupa'da öncelikli olarak pazara sunmaya başladı. Bizim de amacımız gelecek seneden itibaren bu aracı Türkiye yollarında Ford severlerle, elektrikli araç severlerle, otomobil severlerle buluşturmak olacak. Haricinde var olan yelpazemizdeki araçların hibrit modellerini piyasaya sunmaya gayret edeceğiz. Tabii buradaki kritik nokta hibrit modellerde aynı zamanda bulunan içten yanmalı motorun motor hacmi ile birlikte Türkiye'deki vergilendirme sistemi nedeniyle aracın fiyatının yüksek seviyelere gidebilme riski. Biraz evvel konuştuğumuz üzere mesela Kuga'daki plug-in hybrid dediğimiz yani aynı zamanda hem elektrikle şarj edilebilir hem de içten yanmalı motorun şarj etme imkanına sahip olan modelimizin üzerinde yer alan benzinli motor 2 litrenin üzerinde olması sebebiyle Türkiye'deki vergi diliminde çok üstlerde olduğu için aracın fiyatını maalesef ulaşılabilir noktanın ötesine taşıyor. Bu da böylesine esasında teknolojik bir ürünün Türk tüketicisiyle buluşmasını engelliyor. Bu açıdan baktığımızda da hani beklentimiz önümüzdeki bu değişimi kucaklayabilecek şekilde Türkiye'deki otomotiv vergi sisteminde yeniden gözden geçirilmesi olacak. Şimdi çok güzel anlattınız vallahi öyle söyleyeyim. Ben de hiç araya girmek istemedim. İkinci sorum turnuya custom hybrid ile ilgili de ama ona cevap verdiniz zaten. O soruyu geçiyorum çünkü işte bu tarz araçların devamı gelecek mi dedim. Tamamen elektrikli ticari araçlar konusunda ne gibi çalışmanız var dedim. Zaten anlattınız, söylediniz. Üçüncü soruya geçiyorum ben. Çip krizi var biliyorsunuz tüm dünyada. Ford'u da bir şekilde etkiledi. Hatta işte Türkiye'deki fabrikanın normalde planlı olan bir bakım çalışmasını daha öne almak durumunda kaldınız. Bu kriz sizi nasıl etkiliyor ve atlatmak için ne gibi önlemler aldınız? Yani COVID'in getirmiş olduğu esasında tüm sektörleri etkileyen çok kritik bir problem.
Çözmek de çok kolay olmuyor. Çünkü otomotiv dediğiniz zaman binlerce komponentin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sadece çip krizi olarak düşünmeyin. Dünyanın farklı coğrafyalarında geçen sene bunun örneklerini yaşadık. Covid vaka sayılarının ilerlemesine bağlı olarak belli imalatçılarda yaşanan kapasite problemleri, duruş problemleri, tedarik problemleri nedeniyle esasında farklı farklı problemlerden ötürü imalat yapmakta çok zorlandık. Herhalde geçtiğimiz yıl tüm tedarik zincirini planlayan çalışanlar açısından, satın almacılar açısından çok da kolay geçmeyen bir sene oldu. Bu sene de bunun üzerine malum işte çip krizi patlak verdi. Biz ne yapıyoruz? Siz de sorunuzun içerisinde bir miktar esasında ipucu olarak verdiniz. Bizim normalde imalat olarak baktığınız zaman planlı duruşlarımız vardır. Bu duruşlarda hatlarımızın bakımları yapılır ve bir takım yatırımlarımız varsa o yatırımlarımızı hayata geçiririz. Bunlar da genelde yaz aylarına denk gelen tarihlerde olur. Böyle durumda tabii imalatı durdurmak durumunda kaldığımız durumları kastederek söylüyorum, vakaları kastederek söylüyorum. Bu duruşlarımızı daha öne çekerek yönetmeye çalıştık. Bu tabii en son tercih edeceğimiz yöntemlerden biri oldu. Bir diğeri tabii araç imal etmeye devam edebileceksek işte günlük imalat kapasitesinin ona göre gözden geçirilmesi. Dolayısıyla günlük imalatın belki adetsel olarak düşürülmesi. Ve tabii dediğim gibi yine çipin etkilediği parçanın özelliğinden hareketle aracı hala başka bir seri olarak üretebiliyorsanız ya da başka bir donanımda üretebiliyorsanız başka donanıma imalatın kaydırılması şeklinde. Yani örnek vermek gerekirse ABC 3 tane farklı seriyle üretiyorsunuz ve kullandığınız C serisindeki bir parça çip krizi nedeniyle etkileniyorsa C değil de A'dan B'den üretmeye devam etmek, daha fazla onlardan üretmeye devam etmek gibi bir takım modellerle önceliğimiz tabii imalatın devam etmesi, araç bulunurluğunun sağlanması ve müşterinin o manadaki talebinin doyurulması üzerine giden bir kurguydu. Zorlandığımız ya da bu çarelerin tükendiği noktada da ister istemez o bahsetmiş olduğum imalat duruşlarının, planlı duruşların daha öne çekilmesi gibi çözümlerle ilerledik. Umarım bir an evvel bu kriz ya da bu dar boğaz aşılır ve bizler de planlamalarımızı daha sağlıklı bir zemine oturturuz. Çünkü hakikaten yönetmesi çok kolay değil. Evet, tahmin ediyorum. Evet, kolaylık kolay gelsin diyorum bu konuda. Sağ olun. Evet Özgür Bey, şimdi bir diğer soruya geçmek istiyorum ben. Şimdi Ford'un Türkiye'de özellikle çok tutan ve özellikle ailelerin çok sevdiği bir B sınıfı da bir sedanı yok. Var mı böyle bir plan ya da onun yerine ne koyuyorsunuz sizin tarafta? Çünkü sizde Fiesta var ama B sınıfı değil de C sınıfta da Ford Focus'un sedanı var. Bu konuda bir şeyler var mı acaba? Şöyle söylemek isterim. Esasında trendleri iyi okumak lazım. Türkiye'nin bugüne kadarki segmentlerin gelişimine baktığımız zaman dediğiniz gibi B sedan kıymetli bir ürün. Türkiye'deki yerli imalatı olan markalar doğal olarak hani Türkiye'deki ulaşılabilirliğe baktıklarında da bu şekilde bir aracı potansiyel ve fırsat olarak görüp konumlu olabilirler. Fakat önümüzdeki gidişata baktığımız zaman önümüzde artık alışa geldiğimiz konvansiyonel gövde tiplerinden SUV'lere, CUV dediğimiz crossover utility vehicle'lara doğru ciddi bir kayış var. Yani bunu sizler de rakam olarak muhakkak takip ediyorsunuzdur. SUV dediğimiz araçların toplam satışlar içerisinde aldığı paylar %30'ları aşmaya başladı. Dönem dönem tabii bulunduklara bağlı olarak bu rakamlar daha da yükseliyor. Avrupa'ya gittiğiniz zaman neredeyse artık hani yarı yarıya bir orana doğru yaklaşmaya başlıyor belli aylarda, belli ülkelerde. Dolayısıyla buradaki trendleri bundan sonrası için okumak çok önemli. Hani bugüne kadar evet böyle bir aracın varlığı ve yaratmış olduğu potansiyel önemliydi ama bundan sonra nereye gidecek diye baktığımızda ciddi şekilde gövde tipleriyle alakalı olarak da müşterilerin beklentileri ve ihtiyaçları evriliyor. Bu manada baktığımızda Ford da genel olarak ürün portföyünü şekillendirirken geleneksel gövde tiplerinden bu yeni gövde tiplerine doğru ve bunların
olabildiğince elektrifikasyon modelleri, alternatiflerin olduğu bir yapıya ilerliyor. Dolayısıyla Ford'un bundan sonraki yelpazesine baktığınız zaman çok çabuk modellerden, bunların farklı boylarından, hani boyut olarak baktığınız zaman B segmenti, C segmenti, belki CD segmenti tarzında araçları görmeye devam edeceğiz diye söyleyebilirim. Çünkü bu, dediğim gibi, hani bu trendi okuduğumuzda önümüzde görmüş olduğumuz resim, ister istemez de siz de portföyünüzü buna göre konumluyorsunuz. Bu anlamda baktığınız zaman hani Fiesta'nın yanında bugün itibariyle işte EcoSport ve Puma gibi bu sınıfta adlandırabileceğimiz çok değerli ürünler var. Şimdi showroom'a girdiğiniz zaman, evet, Fiesta çok güzel bir araba, çok performanslı bir araba. Bugüne kadarki yaratmış olduğu algı ve markanın bilinirliği açısından baktığınız zaman Türkiye'de belli bir şeyi olan bir araba, temeli olan bir araba. Ama o yeni akımla birlikte müşteri ister istemez şeyini, ne diyeyim, bakışını ya da ilgisini, alakasını SUV'lere doğru kaydırmaya başlıyor. Bu anlamda da EcoSport ve yeni devreye aldığımız Puma şu anda o sınıf araçların içerisinde çok da rağbet gören ürünler diye adlandırabiliriz. Ve bundan sonra o tarafa doğru da daha fazla kayışı görmeye devam edeceğiz büyük ihtimalle. Peki ben şimdi şey soracağım. Fiesta'dan da Buyurun. bahsettiniz. İyi oldu Fiesta'ya girdiğimiz. Şimdi Fiesta diğer modellere göre baktığımızda birazcık geri planda kaldı gibi. Son özellikle 1-2 yıldır bunu gözlemliyorum ben. Evet. Hani onu böyle güncelleme ya da yenileme gibi projeniz var mı? Çünkü tabii ki insanlar dediğiniz gibi yüksek araba, biraz daha büyük araba istiyorlar ama Fiesta'da sizin en çok satan, en popüler hani yıllar içinde baktığımızda modellerinizden bir tanesi. Orada bir yenilik, bir makyaj, bir güncelleme olacak mı? Fiesta'da yakın zamanda bir güncelleme olacak. Dediğim gibi biraz evvel esasında uygun dille anlatmaya gayret ettim. Trendler o kadar hızlı ilerliyor ki bu manada bundan sonrasında hangi ürünler daha cezbedici olacak, nerelere daha fazla yatırım yapmanız lazım esasında bu anlamda belli ipuçlarını veriyor. Dediğim gibi bundan sonra daha fazla SUV ve SUV tarzı araçlar görmeye devam edeceğiz ama bu Fiesta'nın da ömrünü tamamlayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu ömür içerisinde elbette ki yeri geldiğinde, ki bu senenin sonuna doğru belli bir takım güncellemeleri, bizim mid cycle action dediğimiz, yani ürün gamının çevrim süresi içerisindeki değişiklikleri göreceğiz. Dediğiniz gibi Fiesta son birkaç yıldır belki satış performansı olarak geriledi. Tabii burada birçok etken var. Özellikle Türkiye'deki vergi sisteminde son yapılan matrah uygulaması ve bu matrahla birlikte yine son dönemde yapılan ÖTV baremlerinin uygulaması işi hayli kompleks yapıya dönüştürdü. Artan kurlarla birlikte özellikle ithal markalar bu konuda daha ulaşılabilir seviyelerde ürün tutmakta zorlanır hale gelmeye başladılar. İşte çözüm olarak aracın üzerindeki donanımlarını azaltmak, daha düşük maliyetli seçenekler varsa motor kombinasyonu ya da şanzıman kombinasyonu olarak oralara gitmek, ama hani bütün bunlar matrahların güncellenmediği ortamda, belli noktaya kadar kurların da arttığı bir ortamda iş yapan çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Belli bir noktadan sonra ister istemez fiyat o bahsetmiş olduğumuz matrah geçişine atlamak durumunda kalıyor. Yani atladığı zaman da hani minimum 40 bin lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Malum bugün %50'lik ÖTV diliminin inebileceği fiyat seviyesi işte 230 bin liralar mertebesinde. Efendime söyleyeyim, şeye geldiğiniz zaman 230, 200, yanlış hatırlamıyorsam 238 bin liralar mertebesinde. Şeye geldiğinizde, %80'lik bareme geçtiğinizde de minimum fiyat zaten 280'ler civarında başlıyor. Dolayısıyla orada çok ciddi bir rakam farkı var. Şimdi düşünün, Fiesta gibi bir ürününüzü siz ne kadar %50 bareminde tutmak isteseniz de %80 baremine girmeye başladığı andan itibaren, yani bu sadece Fiesta için geçerli değil, ithal bütün markalar için geçerli olan bir durum. Başka bir fiyat seviyesine çıktığınızda bu sefer müşteri ister istemez hani üründen ziyade bu sefer o fiyat bandında başka ne alternatifler vara Evet. bakmaya başlıyor. O zaman da karşısına farklı seçenekler çıkabilir hale geliyor. Dolayısıyla bugünkü bahsetmeye çalıştığım bu vergilendirme sistemi
işi hakikaten hani yönetmek adına kompleks olmakla birlikte tüketicilerin zihninde de ne nereye oturur noktasında da başka bir yerlere götürdü. Çok doğaldır ki herkes belli bir dönem işte %50 bareminde ve altındaki araçlara rağbet gösterdi ulaşılabilirlik açısından. Sonuçta çok zengin bir memleket olduğumuzu iddia edemeyiz. Dolayısıyla ister istemez de tüketicinin öncelikli tercihi daha uygun fiyatlı araçlar üzerine gidiyor. Bu noktada da tabii yerli olarak imalat yapan ve bu bahsetmiş olduğumuz vergi diliminde araç imal edebilme, oralarda fiyatı tutundurabilme kabiliyetine sahip olan markalar ön plana çıkıyor. Bu da bunun bir neticesinde hani Fiesta gibi başka ithal markaların da zaman içerisinde performanslarında belli düşüşler olmasına sebebiyet veriyor. Uzun anlattım ama işin arkasındaki hikayeyi doğru anlayabilmek adına önemliydi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Yani çünkü biz özellikle otomobil testleri yapınca insanlar hani YouTube'da ya da kendi sitemizde teknolojioku.com'da altına böyle işte bu parayı o alırım mı, onu alacağım mı, şunu alırım gibi bir sürü yorum yazıyorlar ama hani o rakamların sizin tarafınızdan ya da üreticiler tarafından belirlenmediğini, en azından vergilerden, kurdan, çeşitli işte sistemlerden dolayı öyle olduğunu biraz daha hani birinci ağızdan duymaları önemli. Çünkü biz söylüyoruz ama sanki savunuyormuşuz gibi algılanıyor. Halbuki ortada bazı gerçekler var. Onu Evet, da görmek gerekiyor. aynen Şimdi öyle. son sorumuza geldik. Son dönemde popüler modeliniz Puma. Ben o Puma'yı da test ettim. Çok güzel mavi bir rengi vardı. Üzerim, Evet. sizin gömleğiniz gibi benim de üzerimdeki tişört gibi. Çok harika bir otomobildi. Güzel de bir otomobildi. Satışları nasıl gidiyor? İlgi ne seviyede? Onu biraz merak ediyorum. Puma'yı biz geçen sene Türkiye pazarına sunduk. Covid nedeniyle ilk kapanma döneminin arkasından pazara sunduğumuz bir üründü. Kuga ile birlikte pazara sunduk ve SUV anlamında açıkçası bizim yelpazemizi destekleyen, renklendiren, şekillendiren, kuvvetlendiren bir ürün olarak devreye girdi. O günden bu yana esasında gayet iyi bir şey yakaladı, çizgi yakaladı. Dediğim gibi bir kere aracı olan ilgi muazzam. Ne zaman müşterilerle konuşma fırsatımız olsa, ne zaman bayilerle görüşsek Puma'dan övgüyle bahsediliyor. Puma aranır bir model halinde. Ama işte hani dönüp dolaşıp iş yine biraz evvel o bahsetmiş olduğumuz malum fiyatlandırma modelinin içerisine geldiği zaman orası rekabette zorlanmaya başladığımız yer olabiliyor. Dediğim gibi sadece bizim değil birçok esasında markanın en çok zorlandığı konu bu sevilen ve talep gören ürünlerinin fiyatlarının işte bahsetmiş olduğum ÖTV dilimleri içerisinde uygun yerlerde konumlanabilme çabası. Dönem dönem tabii kurların hareketine bağlı olarak bir üst dilime çıkıyor, alt dilime iniyor, alt dilimde kalan modeller oluyor. Dolayısıyla o alt dilimde kalan modellere daha fazla ilgi, rağbet oluşabiliyor dönemsel. Bunların getirmiş olduğu belli zikzakları yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da muhtemel yaşarız diye tahmin ediyorum ama genel olarak çizgiye baktığımızda Puma hakikaten Ford'un en son gelen ürünü diyebiliriz, en yeni ürünü. Bu manada gerek çizgileri, gerek tasarımı, gerek sunmuş olduğu donanım özellikleriyle birlikte Türk tüketicisi tarafından çok iyi kabul gördü. Umarım bundan sonraki süreçte de bu performansını devam ettirir. Benim düşüncem bundan sonraki Ford'un otomobil ürün gamı içerisinde önemli lokomotif ürünlerden biri olarak devam edecek. Bu arada siz de kullandığınızı belirttiniz. Her ne kadar B segmenti bir araç olsa da içine oturduğunuzda gerek hacmi gerekse arkasındaki bagajındaki akıllı tasarımıyla birlikte ki muhtemel görmüşsünüzdür. Evet. Bagaj tabanını kaldırdığınızda ortaya çıkan bir o kadarlık daha bagaj alanı. Bütün bunlar esasında Puma'nın müşteriler nezdinde kabul görmesinin önemli doneleri. Bu manada da ben Puma'nın bundan sonraki süreçte de ilgi alakasına sahip olduğu ilgi alakayı yoğun bir şekilde devam ettireceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz, yoksa kapatacağım ben. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Dönem zor bir dönemdi. Zor devam ediyor. Birçok esasında sektör açısından.
Otomotiv sektörü de her ne kadar dönem içerisinde satışların artışlarıyla birlikte burada önde gelen sektörlerden biri olarak addedilse de esasında pandemi süresince özellikle tedarik zincirinin ayakta kalabilmesi adına büyük emek sarf eden bir sektör. Servis çalışanlarını kastediyorum. Herkesin o kısıtlı günlerde evlerinde olduğu dönemde sağ olsun bayiliklerde, servislerde hizmet veren çalışanlarımız, parça tedarik eden tedarikçilerimiz, oradaki lojistikte depoda çalışan arkadaşlarımız esasında muazzam bir iş ortaya koydular ki bu sayede bazı hizmetler aksamadan devam etti. Bu nedenle ben bu zorlu süreçte sektörün ayakta kalabilmesi ya da sektörün bu manada hizmetinin devamlılığını sürdürebilmesi adına eforu, emeği olan herkese bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Sizin de bana sağladığınız bu imkanla. Onun haricinde de herkese sağlıklı günler diliyorum. Umarım bundan sonra bir daha böyle bir ne diyelim zorlu belirsiz süreçte bir araya gelmeyiz. İnsanoğlu adapte olmayı öğreniyor ama yaşadığımız acı tecrübeler var. Bu acı tecrübeler kayıplarla birlikte hatıralarımızda bunlar muhakkak yer edecek. Ben tekrar herkese sağlıklı saatle geçirecekleri bir ömür süreç diliyorum. Tekrar bana böyle bir fırsatı sunduğunuz için de size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum Özgür Bey, katıldığınız ve sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.